Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün eğlenceli, keyifli bir zaman geçireceğimizi umduğum bir testimiz var. Öncelikle bu testin yetişkinlere yönelik olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepinizin entelektüel bilgi birikiminden şüphem yok. Bu testte sizlerin cinsel bilgi birikiminiz, cinsel kültürünüz, bir başka ifadeyle cinsel IQ'nuz test edilecek. Arkadaşlar bu test video formatında olacağı için uygulamayı şu şekilde yapmayı planlıyorum. Ben size soruları ve şıkları okuyacağım. Doğru cevabı verebilmeniz için çok kısa bir süre bekleyeceğim. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sorulara geçeceğim. Eğer siz daha fazla düşünmek için zaman istiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. Testin finaline geldiğimizde ben sizlere cevap anahtarını paylaşacağım ve değerlendirme yorumlarımı yapacağım. Siz de skorlarınıza göre bu değerlendirmelerden hangisine dahil olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi kağıt kaleminiz hazırsa ilk sorudan testimize başlayalım. Birinci soru. Hangi hormon aşk hormonu olarak bilinir? A. Testosteron. B. Östrojen. C. FSH. D. Oksitosin. İkinci soru. İyi bir uyku için hangisi birebir iyi gelir? A. Aşık olmak. B. Seks. Üçüncü soru. Aşkın beyinde kurduğu 3 devre var. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Bizi partner aramaya yönlendiren seks arzusu. B. Bulutların üzerindeymiş hissi veren romantik aşk arzusu. C. Havai fişekler patlamasa da olur, güvende olayım yeter diyen bağlanma arzusu. D. Dayanılmaz istek ve sen bana aitsin evresi. Dördüncü soruya geldik. Doğru mu yanlış mı şeklinde bir sorumuz olacak. Uzun süreli erektil disfonksiyon sorunundan ginseng bitkisi küçük mavi haplar kadar etkilidir önermesi A. Doğrudur. B. Yanlıştır. Beşinci sorumuz. Bir çifti oluştururken genetik özelliklerinizin içinde yer alan büyük doku uyumu hangi durumlara etki eder? A. İçinizde kelebeklerin havalanmasına. B. Sizden farklı ten kokusuna sahip insanları çekmenize. C. İlk görüşte aşka. D. Hiçbirine. Altıncı soru. Gebelik sırasında seks bebeğe zarar verir. A. Doğru. B. Yanlış. Yedinci soru. Seks sırasında evreler hangi sırayla ilerliyor? A. Plato. Çözülme, heyecan ve orgazm. B. Heyecan, çözülme, plato, orgazm. C. Plato, heyecan, çözülme, orgazm. D. Heyecan, plato, orgazm ve çözülme. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sosyal statünün yükselmesi sekste motive edicidir. B. İnsanlar intikam almak için seksi kullanabilir. C. İnsanlar minnettarlıklarını göstermek için seks yapabilir. D. Hepsi. Dokuzuncu soru. Sizce kara sevda nedir? A. Aşkın bilimsel karşılığı. B. Aşık olmak ile aşkın bitişi arasındaki evre. C. İlk aşkını yaşayan kişinin beyin fonksiyonu. D. Beynin işlemcisinin çöktüğü an. Onuncu soruya geldik. Nasıl gidiyor? Umarım keyiflidir. 10. Beyin için uyuşturucu kullanmak ya da aşık olmak arasında bir fark yok. İkisi de aynı etkiyi yapıyor. A. Doğru. B. Yanlış. 11. soru. Yalnız 11. soru tartışmalara sebebiyet verebilir çıkar arasında. Ona göre dikkatli olun. 11. Aşkın ömrü kaç yıldır? A. 3-5 ay. B. 12 ay. C. 6-18 ay. D. 3-6 yıl. On ikinci sorumuz. Seks ağrıları azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. A. Doğru. B. Yanlış. 13. soruya geldik. Hangisi libidoyu düşürür? A. Antidepresanlar. B. Lif içermeyen beslenme. C. Reflü. D. Hepsi. 14. soru. Kadınlar genital bölgelerini güçlendirmek için neler yapabilir? A. Kegel egzersizleri. B. Vajinal estetik. C. Fizik tedavi. D. A ve B şıkkı. 15. Bartholin bezlerinin ne olduğunu biliyor musunuz? A. Erkeklerde üreme ile ilgili bezler. B. Kadınlarda üremeye ait bezler. C. Peniste kayganlığı sağlayan bezler. D. Vajinada ıslanmayı sağlayan bezler. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşmaz? A. Endoparazitler yani iç parazitler. B. Zührevi lenf bezi iltihabı LGV. C. Bakteriyel vajinit. D. Genital sihir. 17. soru. Kadınlar için eşleri ile yaşadıkları fikir ayrılığı cinsel isteksizliğe neden olabilir. A. Doğru. B. Yanlış. 18. sorumuz. Genç erkeklerde en sık görülen fonksiyon bozukluğu hangisidir? A. Erektil disfonksiyon. B. Orgazm olamama. C. Erken boşalma. D. Seks bağımlılığı. 'Geldik son sorumuza. Eminim şu ana kadar gayet iyi gidiyorsunuz. Yüksek performansla cevapladınız. Son sorumuz. G noktası terimindeki G neyi ifade ediyor? A. Grafenberg. B. Girly yani kızlara kadınlara ait anlamında. C. Good yani iyi. D. Gashauser. Evet sevgili arkadaşlar, 19 sorudan oluşan cinsel IQ testimiz burada sona erdi. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi sizlere doğru cevapları veriyorum. Arkasından sizler doğru yanlış skalasını tamamladıktan sonra değerlendirme aşamasına geçeceğiz. İşin en heyecanlı bölümüne geldik. Sizler doğru ve yanlışlarınızı tespit ettiniz ve şu an değerlendirmeye başlıyoruz. %5 ile %51 arasında giren arkadaşlar, daha almanız gereken çok yol var. Bugünden itibaren okumaya, araştırmaya ve partnerinizle iletişim halinde olmaya başlayın. %56 ve %79 arasındaki arkadaşlar, fena değilsiniz. Ancak cinsellikle ilgili hala bazı kalıplarınız var. Bu konuda farkındalıklarınızı artıracak kaynaklara ulaşmayı ihmal etmeyin. Geldik yüksek skor alan arkadaşlara. %84 ile %100 arası olanlar. Siz toplumsal tabuların ötesine geçmeyi başarmış, cinselliğin keyfine varan ve cinsel iletişimde başarılı, şanslı insanlarsınız. Tebrikler. Bu mini testimizde umarım güzel, keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Cinsel IQ testimize katılma cesaretini gösteren ve kendisiyle yüzleşen arkadaşları tebrik ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.